lütfen buyurun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mikrofonu arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Dereli'nin saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri uzun bir aradan sonra anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tabii bir afetin, bir felaketin ardından elhamdülillah sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Ve bir yıl içerisinde inşallah altyapısıyla, üst yapısıyla bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Bugün inşallah bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Ve bu teslim töreniyle birlikte ben burada yerini alacak tüm Dereli'nin sakinlerine huzurlu, mutlu bir gelecek Allah'tan diliyorum. Rabbim bizleri benzer felaketlerden muhafaza eylesin. Bütün tedbirleri alarak altyapısıyla, üst yapısıyla burada güzel bir çalışma yapıldı. Ve bu noktada da gerek Çevre Şehircilik Bakanıma, gerek İçişleri Bakanıma ve o dönemde birlikte çalışmaları yürüten Ulaştırma Bakanıma ve tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalara, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Öyle mi? Kocaeli'nden selamlar var. Giresunlu hemşerilerim mi selam gönderiyor? Milletçe mi gönderiyorlar? Maşallah. Nereden? Çavuşlu. Bizden de Göreli'ye, Çavuşlu'ya selamlar. Değerli kardeşlerim, biraz sonra burada kura ile hak sahiplerine dairelerini inşallah teslim edeceğiz. İçişleri Bakanım seninle konuşmuş, ben de ilgileniyorum. Tamam. Değerli kardeşlerim, bütün bu güzellikler hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için. Ama o günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti. Ama aynı dönemde biliyorsunuz ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın, bütün bu bölgelerde, Bozkurt'ta çok değişik felaketleri ard arda yaşadık. Muğla'da yaşadık. Antalya'da yaşadık. Yani bu yıl bizim için adeta bir felaket yılı oldu. Yılmadık. Usanmadık.
Ve bütün bu felaketlerin olduğu yerde bakanlıklarımız, kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık. Ve her yerde de bu yıkılan binalarımızdan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Elhamdülillah Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce gerçekten ben de mutlu oluyorum. Bir cumhurbaşkanı olarak halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Aynı şekilde yine malum diğer ilçemizde de yıkılan yerler, Doğankent, orayı da yine aynen verdiğimiz sözü tuttuk. Köylerde köy kenti olarak şu anda 15-20 kadarını bitirdik ama diğerleri de devam ediyor. Onları da inşallah süratle bitireceğiz. Tabii şu anda dükkanlar teslim edilecek, konutlar teslim edilecek. Biz kardeşlerim inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur. Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Eyvallah. İşte geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki saat 22'de ben televizyona çıkacağım. O da 22'de kendisine ait bir YouTube'u var. Oradan millete sesleniyor. Güya Cumhurbaşkanı'nı susturacak. Allah razı olsun. Bak ne diyor. Şimdi diyor ki seviyesine inme diyor. Ya seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir, millet. Milletin de seviyesine inilmez. Milletin seviyesine çıkılır. Çünkü biz cumhurdan icazeti aldık. Ve cumhurla da yolumuza devam ediyoruz. Evelallah. Ve değerli kardeşlerim, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı yoluna hamdolsun emin adımlarla ilerliyor.